zaten çocuklarda sık görülen kazalar mı oluyor? Kesinlikle. Hocam? En çok zaten bize gelen sık kazalar kanepeden düştü, işte yataktan düştü, kucağındayken tam kaydı düştü. En sık çocuklar düşüyor. Bunlar biraz daha zararı az olan kaza şekilleri. Daha yüksekten veya daha ciddi, örneğin elektrik çarpı vesaire, tabii ki onlar daha azdır ama onları da gerçekten istemeyiz. Yani sıklığı ne kadar az olursa çocuklar için daha iyi olur tabii ki. Peki hocam, çocuklarda kazaların özellikle arttığı bir zaman dilimi var mıdır? Yani çocukların en çok kazaların veya gördüğü dilimler veya işte ilaç yanlışlıkla yutması, bir yere çarpması, bir yerden düşmesi genel olarak 2 yaşla 5 yaş arasında en sık gördüğümüz dönemdir. Yani bu dönemlerde daha çok sık görürüz. Çünkü çocuk harekette, sürekli diyor. Yani 2 yaşından önce daha azdır. Hele 1 yaşının altından daha azdır. Çok nadirdir kazalar ama yürümeye başlayan ve afacanlaşan afacanlı kadar da kaza yapma riski de aynı oranda artıyor maalesef. Peki diyelim ki çocuklar işte özellikle anneler çamaşır suyuyla temizlik yaparlar, tuz ruhuyla, kimyasal maddelerle temizlik yaparlar. O esnada çocuğumuzun bu maddelerden birinin içtiğini veya ağzına götürdüğünü düşünecek olursak, içip içmediğinden şüphelendiğimiz zaman ne yapmamız gerekiyor? Şimdi tabii ki bu dediğimiz özellikle çamaşır suyu veyahut bu tuz ruhu dediğimiz, bunlar çok korozif madde dediğimiz, yani içtiğinde ağız, yemek borusu, boğaz kısmındaki farenks, larynks dediğimiz ses telleri bölgesi, mideye kadar yakabilir. Bu şeyleri yaparken mutlaka tedbir almaları gerekiyor. Yani ortalıkta o esnada farkında olmadan çocuğun onu alabileceği ihtimaline kırdın ya, olma ihtimaline karşı mutlaka tedbirini alması gerekiyor. Çocuğun ulaşamayacağı bir yere koyacak ki çocuk onu almasın. Bunu aldığı zaman sonuçlar çok ciddi olabilir. Örneğin bir korozif madde mideyi ciddi şekilde yakar. Tabii ki bunun bir takım gastroskopik incelemelerle bu ortaya çıkar ama en azından ağzına baktığımızda muayeneli onun yanık izlerini görebiliyorsun ona bağlı ve zaman zaman o yanıklara bağlı yemek borusu, özefagus dediğimiz bir süre sonra yırtılmalara yol açabilir ve akabinde sepsis, şok gibi tablolar gelişir ve kaybedilen çok çocuk bilirim. Özellikle bu korozif madde dediğimiz, yani temizlik malzemelerine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Peki hocam, para, toplu iğne, az önce dediğiniz pire vesaire cisimleri yutmaya veya bunların soluk borusuna kaçması ile ilgili kazalar sık gözleniyor dediniz. Peki takip ve tedavileri nasıl? Soluk borusun çok nadir, daha çok mide giderler. Nadir olsa da soluk borusuna kaçanlar da oluyor. Ve bu tabii ki bazı yiyecekler de, örneğin kabuklu yiyecekler ya da taneli yiyecekler, fasulye, nohut gibi, mercimek gibi, çocuklar bazen soluk borusuna yutabilir ve aylarca öksürürler. Daha sonra bir bronkoskopiyle bunlar ortaya çıkarılıyor. Küçük olanları, genelde sivri olmayanlar takip edilir. Yani bunların çoğu mide, mideden bağırsakta oradan dışkıyla atılabiliyor. Biz pediatri bölümü tabii ki bu hastaları genel yakın takip etmiyoruz. Daha çok çocuk cerrahisine yönlendiriyor çocuk olduğu için ve çocuk cerrahları bu tür akar. Çünkü bazen örneğin büyük bir paradır, bağırsakta bir yere tıkayabilir veya takıldığı zaman mutlaka müdahale ederek onu oradan alması gerekiyor. Özellikle açık uçlu toplu iğne, çengel iğne gibi veya sivri uçlu olan şeyleri mutlaka müdahale gerektirir bunlar gastroskopi ile. Çünkü bunlar bir şekilde bir yere gidip takılıyor. Yani toplu iğne mideye kadar gitti. Mideden sonra bağırsaklara bir yere takılacaktır ucu sivri olduğu için. Onlara kesinlikle acil müdahale gerekiyor. Yani bir takım tabii ki yapılan görüntüleme yöntemiyle yeri tespit edilip o yabancı madde oradan alınması gerekiyor çocuklarda.